Nasıl bir satışçıyım derseniz, ben çok meraklı bir satışçıyım. Yani ben bugün size bir şey satmaya gittiğim zaman belki sizin işinizi araştırırım. Çok İkincisi, güzel. sizin göremediğinizi görmeye çalışırım. Size bir şekilde vizyon vermeye çalışırım. Ürün tek başına bir fayda sağlamaz. Ürünün yarattığı değer fayda sağlar. Nerede vakit kaybediyoruz? Planlama yapıyoruz. Yani bir müşteri gittiği zaman kimse sormuyor kaç dakikanız var. Şimdi eğer adamın 2 saati varsa farklı konuşursunuz. Adamın 10 dakikası varsa farklı. Bu ilaç Kesinlikle. sektöründe 1 dakikanız var. 1 dakikanız. 1 dakika değil mi? 1 dakikada bir insanı etkilersiniz. Baktığınız zaman mesela ben sağlıklı egoizme inanan bir insanım. Bencil olmasanız, herkes evet derseniz istediğiniz şey yapamazsınız. Evet. O yüzden ben diyorum ki her insanda bir cevher vardır. Ama biz ne yapıyoruz? Karşımızdaki insanlara bakıp kendimizi değerlendiriyoruz. Hep onda var, bende ne yok. Ya sen kendi olanı bir düşünsene. Çok önemli. Maalesef bugün yeni jenerasyon satışçılar. Evet. Ürün konusunda fazla zaman harcamıyorlar. Biz yoğunuz. Zaman teklif hazırlamaya geçiyor. Evet. Veya da müşteri problemi çözmeye. Fakat ürün konusu kendini geliştirmeye bir öncelik vermiyor. Ürün tabi önemli. Sonuç olarak sattığınız şey sizin ürün veya hizmettir. Evet. Sadece ürünü bilmeniz yetmiyor. Rakipleriniz ne yapıyor? İki Pazarı da vizyon tanımak. gerekiyor. Bakın mesela ben bu soruyu belki sorarsınız. Ben sınavdan sormuş olacağım. Nasıl bir satışçıyım derseniz. Ben çok meraklı bir satışçıyım. Yani ben bugün size bir şey satmaya gittiğim zaman belki sizin işinizi araştırırım. Çok güzel. İkincisi, sizin göremediğinizi görmeye çalışırım. Size bir şekilde vizyon vermeye çalışırım. Çok güzel. Öyle ikna ederim. Yani sadece ürün olması önemli değil. Bu ürün size nasıl faydalı olur? Çok önemli. Bu ürün size nasıl para kazanabilirsiniz? Bütün düşünce tarzım şudur. Ben müşterime nasıl para kazandırabilirim veya tasarruf ettirebilirim? Veya faydalı olabilirim, sorunu çözebilirim. Bütün beynim buna odak çalışıyor. Siz böyle düşünürseniz ki satış bence düşünceden oluşur. Yani bir yaşam tarzı, bir düşünce tarzıdır. Evet. Bu düşünceye sahip satıcı karşı taraftan bir kere şey yapmaz. Savunmaya geçmez müşteriniz size. Evet. Kesinlikle Evet. geçmez. Evet. O yüzden de ürün bilgisi olmazsa olmaz. Hatta bu konuda dergi okuyacaksınız, araştıracaksınız. Mesela ben diş macunu işi yaparken sabah işçilerle gidip diş macunu nasıl üretilir merak ederdim. O tüpün içinden o beyazla kırmızı nasıl çıkıyor beraber? Ha, nasıl bir Hep enteresan. Sonra arada? anladım ki oraya bir şey koyuyorlarmış çıkıyormuş. Şimdi bunu bilmem Evet. enteresan bir bilgi yani baktığınız zaman. Ya ama ben bunu merak ederdim. Yani sattığım ürünü merak ediyorum. Hatta şimdi çok zor bir güvenlik ürünleri satıyoruz. Orada bile merak ediyor mesela. Ya bu saldırı nasıl oluyor, ne ediyor? Yani yine de tahsil sebebiyle öğrenmem çok zor. Çünkü çok karışık bir şey. Evet. Teknolojiler. Evet. Ama bugün öğrenebildiğim kadar öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenemesem de şirketteki en iyi elemanı yanıma giderim. Çünkü biz müşteriye güven vermek Evet. zorundayız. Güven vermek zorundayız ve bir fayda sağlamak zorundayız. Ürün tek başına bir fayda sağlamaz. Ürünün yarattığı değer fayda sağlar. Güven çok önemli değil mi? Şu günümüzde satışta güven çok önemli. Yani güvenmediğimiz bir yerden ekmek bile almıyoruz. Kapalı ambalaj bisküvi bile almıyoruz değil mi? Güvenmediğimiz Doğru. bir noktadan ya da güvenmediğimiz bir insanla aynı masaya bile oturmuyoruz. Ve satışın sizin kitabınızda da var o %40'ı güvenin üzerine kuruluyor. Peki bir insanın bize güvenmesini nasıl sağlarız Taner Bey? Yani nedir sizin bununla ilgili formülleriniz var Şimdi mı? ben şu soruyorum mesela. Şunu saysanız altı alda. Hayatta kaç kişi güvenirsiniz? Herhalde işe geçmez. Babama bile güvenmem diyorlar ya. Ben demiyorum, ben Ya bu güveniyorum. annesi babası ile bir çelişki olan insanlar var. Güven nasıl yaratıyor mesela aslında? Ben hep şöyle yaparım mesela aslında. Güvende olaya bakın. Bir insan bana niye güvensin? İki şekilde. Bir, samimi olmam lazım. Samimi demek aslında oldum. Yani davranışımda, tutumumda, bakış açımda. Bu önemli bir şey yani. Kendim olduğum gibi ol. İkincisi güler yüzlü. Benim tabii doğal bir yeteneğim. Yani bana Güler kimse yüzlü gül dememiş, olmak. güler yüzlü ol dememiş. Ben öyle doğmuşum, öyle gülüyorum. Evet, O çok yüzden ben güzel yani ama. Türkiye'de, özellikle Türkiye'de güler yüzlü olmak bir arttır. Evet. Üçüncüsü ise tabii müşteriyi ne kadar çok dinlerseniz ki mesela ben kendimi çok dinleme konusunda başarılı görmüyorum ama dinlemek ne kadar çok dinlersiniz o kadar güven. Yani bir insanın güven derecesi onun ne kadar gerçekten etkili dinlemenizle alakalıdır. Şimdi Evet. siz beni dinlerseniz ne yaparsınız onu çok anlarsınız. Ne Anlarız, kadar evet. karşımızdakini dinlersek ona göre daha çok anlarız. Bugün doktora sormuşlar hangi doktor daha güvenir diye. En çok dinleyen, en çok soru soran doktor diğerlerine göre bilgi seviyesi düşük olmasına rağmen Daha güvenilir daha olmuş. güvenilir olmuşlar. Evet. Demek ki soru soraraktan. Çünkü soru sorduğunda ne yapıyorsunuz? Karşıyı araştırıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Evet. Çok güzel bir şey var. En son duygusal zeka eğitiminde de bahsediyorum. Demişler hayatta en sevdiğin kim demişler bir gün bir iş adamına. Terzim demiş. Ya olur mu kardeşim demiş. İnsanın terzisi. En Olur mu? sevdiği olabilir Ama mi? demiş bakın demiş. Ben terziye gittiğim her gün benim ölçümü yeniden alıyor. Ama insanlar diyor benim ölçümü bir kere alıyor. Hayatları boyunca ölçü değişmiyor diyor. Oo, süper. Yani bu çok güzel, bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten çok önemli Aynen. ama. Yani bir terzi kadar olamıyoruz. Ya İnsanlar evet. ön yargıları olduğu için ben sizin hakkınızda bir fiziksel veya herhangi bir ön yargı yarattığım zaman onu kırmak zor. Einstein demiş yani hani atom bombasını kırmak daha kolay ön yargıları Evet, kırmak. evet. Yani ön yargılı insanı bir şekilde maalesef düşünceni etkileyen bir şey ama güvenilir olmak için dinlemek bence çok önemli bir şey.
Onu ben eğitimlerde bazen şey de diyorum. Yani siz karşınızdakine ne kadar güvenirseniz o da size güvenmeye başlayacaktır. Aslında karşılıklı bir iletişim değil mi? Doğru. Etkileşim hatta. Yani sen karşındakine güvenmiyorsun. Ondan sonra bana niye güvenmedi diyorsun. Önce sen güven bakalım. Her şey kendinizde başlar. Evet, doğru. Her şey kendimizde başlar. Çok yani doğru ve... Pozitif düşünseniz karşınızdaki pozitif düşünür. Kesinlikle satışçı da hep böyle negatiftedir. Yani güvenmez. İşte ne bileyim hani şey, bir satışçı düşünelim. Bir bakkala bir yere mal bırakan şey. Ya bu adam batar mı, çıkar mı, paramı öder mi falan. Hep böyle olumsuz düşüncelerle gittiği için şey de, müşteri de ona aynı güveni duymadığı zamanlar olabiliyor. Hatta bunu yeni bir araştırma yapıyor. Diyor ki bazı satışçılar niye daha fazla güvenilir diyorlar. Hmm. Ve sonra bunların hepsinin sebebi pozitif düşünen, yani ürünlerine, hizmetlerine, kendilerine ve şirketlerine güven satışçılarda beyin bir salgı yaratıyor. Hani evet. O salgıdan dolayı yaymış olduğunuz enerji müşterinizin yanınızda rahat olmasına, buna göre sizi güvenilir olarak algılamasına ve daha çok iş yapmasına sağlıyor. Bu da satışın kimyası galiba. Düşünce kimyası. Tabii öyle. Evet, yani. Yani her şey düşüncede başladığı için evet. Baktığınız zaman evet. Biz şu an ne düşünüyorsak vücudumuz onu salgıyor. Ne kadar düşünsek damarlarımız büzülüyor. Tabii. Pozitif, mutlu, neşeli olduğumuz zaman damarlarımız açılıyor. Tabii, kan akıyor. Tabii. Daha çok oksijen alıyoruz ve iyi hissediyoruz. Evet. Ha, bunu sporla da yapabilirsiniz. Ama insan ne kadar negatif düşündüğü zaman maalesef bu sizin bütün oksijen ve kan seviyesini etkilediği için doğal olarak da rahatsızlık duyuyorsunuz. Evet. Aynı yalan söyleyen insanın burnunun kızarması gibi. Şimdi Taner Bey, bu kitabın adı Satışın 10 Altın Kuralı. Ben kitabı okurken hani dedim ki bölüm bölüm kurallar çıkacak. Ama siz de sonuna koymuşsunuz böyle kaset gibi. Satış konusunda... Başına bakıp hemen sonra almasın. Satış konusunda yapılmaması gereken 10 kural. Üstelik de yapılmaması gereken şey olarak gelmiş. Pardon, yapılması ve yapılmaması diye ayrılıyor mu? İlk öncesi aslında şöyle baktım esasında. Ben başarılı satıcıları bir yer topladım. Yani bunlar ne yapıyor da başarılı oluyor. Evet. Sonra iki tane bu üçüncü baskısı elinizdeki. Hı hı. Onda ise dedim, ya değil mi? İnsanlar bekledim, algılayamaz. Şunu diyor insanlar. Bir şeyi isteyip istemediğiniz nasıl karar verirsiniz? Ha, belki istediğiniz bilmezsiniz ama bilemeyebilirsiniz. O zaman istemediğiniz çıkarın. İstemediğiniz tabii. Ben dedim, Türk insanı düşündüğü gibi düşüneyim. Ben olumsuzlukları söyleyeyim ki olumları anlasınlar. Yani bu satışın 10 altın kuralı yapılmaması gereken 10 altın kural mı? Yok. O şimdi satışın 10 altın kuralı benim hayat felsefemdir. Heh. Ona çok kısaca değinebilirim. Tamam. O benim yaşam, ben satışı bir yaşam tarzı olarak gördüğüm için o benim hayattaki 10 başarı formülümdür. Teknik içermez yaşam tarzı. Sonraki 10 altın yapılmaması, 10 kuralı. Yapılması. Evet. Mesela tamam. Orada en çok yapılan şey işte dinlememek gibi, çok konuşmak gibi, sonuçlandırmamak gibi. Hı-hı. Bir sürü şey var. Evet. Çünkü evet. Bugün nerede bak kaybediyoruz? Planlama yapmıyoruz. Yani bir müşteri gittiği zaman kimse sormuyor kaç dakikanız var. Şimdi eğer adamın 2 saati varsa farklı konuşursunuz. Adamın 10 dakikası varsa bak. Kesinlikle. İlaç sektöründe 1 dakikanız var. 1 dakika. 1 dakika değil mi? 1 dakikada bir insanı etkilersiniz. 1 dakikada. Çok zor. Efendim? Çok zor. Ama adam öyle para kazanıyor. Zor ama zor. Yani mesleğin gerekli bir şey. 1 dakikada yani yapabilecekleriniz o kadar kısıtlı ki. Hani belki 20 saniye, 10 ile 20 saniye içinde görsel olarak etkileyebileceksiniz. Kılığınız, kıyafetiniz, kravatınız. Yapabiliriz aslında. 1 dakikada yine çok ciddi bir etkileşim kurabilirsiniz. Yani şöyle düşünün, bir kız tavlamak için ne kadar zaman ihtiyacınız var? Yani hep onu demiş aslında. Yani her şeye bir kadın erkek ilişkisi baktığınız zaman evet. İnsan oradaki harcadığı enerjiyi, korkusuzluğu, şeyi hayatta işine uygulasa çok başarılı olur. Ama uygulayamıyoruz. Evet. Bir şey çünkü niye? Biz birisine aşık olduğumuz zaman muazzam bir istek diyoruz. Muazzam bir coşku, muazzam bir enerji diyoruz. O sırada hiçbir şey görmüyoruz. Evet. Tek hedefi düşünüyoruz. Evet. Ama işimizde aynı şeyi yapamıyoruz. İşimize aşık olacağız o zaman. İşimize aşık olacağız. Şimdi ben bu kurallara şöyle bakıyorum. Kendinizi sevin ve güvenin. İlk kuralımız evet, değil mi? 10 başarı formülüm benim, önemli şey. Sizin kendinizi için. Kendinizi sevmeyen, dediniz ya siz. Sen kendinizi olmayan bir şey karşısına veremezsiniz. Evet. İnsan kendini sevmeli, aşık olmalı. Ben şunu diyorum eğitimlerde. Bu megalomanlık olmuyor mu? Alakası yok. Değil. Sevdiğiniz zaman kendinizi sevdiğiniz şeyleri yaparsınız. Yani mutlu olursunuz. Mutlu olmak da etrafa mutluluk vermektir. Sevmek derken tabii ki aşık olmak anlamına sevmiyorum. Sevmek demek size ne faydası varsa, içinizdeki ses ne diyorsa onu yapın. Hayır, megalomanlık adına söylediğimizde yanlış bir şey değil aslında. Yani insanın kendisini sevmesi olabilir. Değil mi? Yani anne bana hep der ya megaloman olma diye. Onu ben derecesini ayarlıyorum yani. Olabilirim ama olmamaya çalışıyorum. Yani belli bir dozda sevebilmek kendimizi. Kendimizle barışık olmak bencillik aslında. Bencillik gibi ya. Mesela baktığınız zaman mesela ben sağlıklı egoizme inanan bir insanım. Bencil olmasanız herkes evet derseniz istediğiniz şey yapamazsınız. Evet. Yani şu an yani insan yapamadığı bir şeyi yani yapmadığı zaman nasıl mutsuz oluyorsa ve karşıya mutluluk veremediğine göre. Evet. Sevmek demek şu demek zaten. Kendinizin iyi yönlerini görün. Hı hı. Onlarla mutlu olun. Çok güzel. Şey mesela ayakkabım yok diye üzülüyordum. Ayağı olmayan adam gördüm. Bunu mesela biz eğitimlerde kullanırız yani. Veya mutlu insanların üzerine yağmur düşene kadar yağmurun iyi bir şey olduğunu bilmezdim. Evet, çok şimdi güzel. Şimdi baktığımız zaman sonuç olarak insanlar maalesef algıları farklı. Doğru. O yüzden ben diyorum ki her insanda bir cevher vardır.
Ama biz ne yapıyoruz? Karşımızdaki insanlara bakıp kendimizi değerlendiriyoruz. Hep onda var, bende ne yok. Ya sen kendi olanı bir düşünsene. Sevmek anlamı belki o. Zor bir kelime ama altında evet. Daha... Sağlıklı yaşayın, iyi beslenin. Bu evet, da çok önemli. Aynen öyle. Yani bence yediğimiz, içtiğimiz çok önemli. Evet. İyi beslenmemiz lazım. Çok önemli. Pozitif olun, bol bol gülümseyin. Gülümseyin zaman kötü bir şey düşünemezsiniz. Pozitif düşünün. Yani kafanızdan negatif düşünce geçirmemeye çalışın. Evet. Hedefinize odaklanın. Eğer hedef çok önemli bir şey. Ben ne yapmak zorundayım? Ne yapmak istiyorum? Hayatta ne başarmak istiyorum?